Şimdi multiplexer ve demultiplexer'dan biraz bahsedeceğiz. Tanım olarak bir tanesi kodlama işlemi yapıyor, diğeri ise kod çözme işlemi yapıyor. Yani birbirinin ters işlemi yapıyorlar aslında. Teknik olarak bakacak olursak multiplexer elimizde bulunan 4 tane girişten hangisinin çıkışa aktarılacağını. Yani bir tane çıkışımız var, 4 tane girişimiz var. Bunu ne olarak örneklemiştik? 4 tane güvenlik kamerasından hangisi bizim monitörümüzde görünecek? Bunu seçmek için kullanabiliriz. Yani güvenlik kulübesinde bir tane kamera monitörümüz var. Ama sisteme bağlı olan 4 tane kamera var. Bu 4 tane kameradan A'nın görüntüsü mü Q'ya, B'nin kimi Q'ya, C'nin kimi yoksa D'nin kimi Q'ya aktarılsın diye multiplexer'ı kullanabiliyoruz. Veya bunun tam tersi işlem olarak demultiplexer ise tek bir girişin 4 tane farklı çıkışa, 4 farklı çıkıştan hangisine aktarılacağını bize anlatıyor. Bunu seçmemizi sağlıyor. Bunun da yolu örneğin bir tane kameramız var. 4 farklı odada monitörlerimiz olduğunu düşünün. Yani tek bir görüntü kaynağı, 4 tane ayrı monitör. Kameranın görüntüsü birinci monitöre mi, ikinci monitöre mi, üçe mi, dörde mi aktarılsın diye seçme işlemini bize demultiplexer yapıyor. Multiplexer'da 4 kamera tek monitör, demultiplexer'da ise tek kamera 4 tane monitör oluyor. Tamam. Şimdi bunun için bir kere 4 tane V kapısına ihtiyacımız var. 4 tane V kapısına ihtiyacımız var ve bunları hangisinin aktif olacağına dair bir doğruluk tablosu yapmamız gerekiyor. Burada girişlerimiz var. Burası S1, şurası S0 olsun. Burada girişlerimiz var. Aynı binary sayı sisteminden esinlenerek 0-0 olduğunda sayı 0'a eşit olacağı için 0. kapı. Bunlara 0-1 uyguladığımda 1. kapı. 1-0 uyguladığımda 2. kapı. 1-1 uyguladığımda ise 3. kapının seçilmesi gerekiyor. Yani bunlar çalışmaya hazır hale getirilmeli. Onun da yolu şu. Örneğin 0-0 verdiğimizde, yukarıya 0-0 verdiğimizde bu kapının aktif hale, seçili hale gelmesi için buradan iki tane birin buraya uygulanması gerekiyor. Yani ben buraya 0-0 versem de buraya iki tane bir gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla yapacağım iş buraya 0 verdiğim zaman eğer şu 0 hattından veri bağlantı alırsam olmaz. Değilinden geçirdiğim zaman şuradan bir 1'i alıp buraya getiriyorum. S1'den de yine aynı şekilde 0 verdim ama değil kapısından geçirip şuradan bir 1 bilgisini alıp bu kapıya getirdiğim anda artık buradan 0-0 verdiğimde 0 nolu kapı 2 tane 1 ile çalışmaya hazır hale gelmiş oluyor. 0-1'i yukarıdan 0-1 verdiğimde 1 numaralı kapının aktif hale gelmesi için şurası 1 getiriyorum. Bir numaralı hatta direkt bağlantımı sağlıyorum. Burada yine sıfır bilgisi geldiği için değilden ek almam gerekiyor. Şuradan değilinden bir bilgisini geçiyorum. S0 1 buradan bir geldi. Burası sıfır ama değilinden ek aldığım için aynı şekilde buraya bir geldi. Artık bu kapı 0 1 verdiğim zaman bu kapı çalışmaya hazır hale geliyor. 1-0 verdiğim zaman 2 numaralı kapı 0'ın değilinden ek alıyorum. Buradan bir 1 getiriyorum. Burası zaten 1. Hattın kendisinden direkt bağlantı alıp bu sefer 1-0 verdiğimde 2 numaralı kapı aktif hale gelecek şekilde bağlantıyı yapıyorum. 1-1 verdiğim zamansa hatların kendilerinden bağlantıyı alıp 3 numaralı kapı aktif hale gelecek şekilde oluyor. Şimdi burada yaptığımız şey kapı seçmek. 0-0 verdiğimde bu kapı, 0-1 verdiğimde birinci kapı, 1-0 verdiğimde ikinci, 1-1 verdiğimde üçüncü kapı seçiliyor. Şimdi eğer multiplexer yapıyorsam eğer 4 tane farklı girişim olmalı, bir tane çıkışım olmalı. Doğru mu? Şimdi önce multiplexer yapalım. Diyelim ki 0 numaralı kapıya A girişi bağlı olsun. 1 numaralı kapıya B girişi bağlı olsun. 2 numaraya C girişi, 3 numaraya da D girişi bağlı olsun. Tamam, 4 tane aynı girişim var.
Artık 0-0 verdiğimde A'yı yokluyor olacağım. Burası hazır olduğu için A'yı yokluyor olacağım. 0-1 verdiğimde B'yi, 1-0 verdiğimde C'yi, 1-1 verdiğimde de D'yi yokluyor olacağım. Ama tek bir çıkışa ihtiyacım var. Bu 4 tane çıkışı Q0, Q1, Q2, Q3. Bu 4 tane çıkışı tek bir çıkışa indirgemem lazım. Onun da yolu VA kapısında bunları birleştirmektir. Getirip bunu buraya çıkışların tamamını VA kapısında birleştirirseniz eğer yapacağınız şey Q diye bir toplam çıkışta tek bir çıkışta bunu birleştirmek. Artık yaptığım şey şu. 0-0 verdiğinde A girişi neyse VA kapısından geçerek çıkışa o aktarılır. Yani A kamerası 0-0 verdiğinde Q'ya aktarılır, Q monitörüne aktarılır. 0-1 verdiğinde B kamerası Q'ya aktarılır ve tek bir monitörüm vardı. 1-0 verdiğinde C kamerası aktarılır, 1-1 verdiğinde ise D kamerası aktarılır. Bu bir multiplexer. Demultiplexer yaptığında ise diyeceğim ki tek bir girişim var, 4 tane ayrı çıkışım olsun. O zaman da yapacağımız şey şu olacak. Bu 4 tane girişi birleştirip buna D diyeceğim. Çıkışları da şuradan kopardığım zaman artık bu veri ben hangi kapıyı seçersem o çıkışa aktarılır. Yani burada bir tane kameram var, çalışıyor. Her bir çıkışa da birer tane monitör bağlıyorum. Ve diyorum ki 0-0 verdiğim zaman kameranın görüntüsü Q1'e gitsin, birinci monitöre gitsin. 0-1 verdiğimde, buradan 0-1 verdiğimde D kamerasının görüntüsü Q1 monitörüne, 1-0 verdiğimde bunu seçtiğim için D kamerasının görüntüsü Q2'ye, 1-1 verdiğimde kamera, kapı 3 seçileceği için tek kameranın görüntüsü 4. yani Q3 çıkışına aktarılmış oluyor. Multiplexer ve demultiplexer bu şekilde. Birinde çok giriş, tek çıkış, çok kamera, tek monitör. Diğerinde ise tek kamera, çok monitör şeklinde özetlenebilir.